tá vendo? Orada bir arkadaş olacak, burada yemekten harcı var. Bir kişi var herhalde. Aa, şurada bir arkadaş var, onun... Geldim etle, yürü bir de gireyim ya. İçeri mi? Geldi. Hadi. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Oley! Oley abi. Oğlum yer içti ya. Yok yok oğlum. Çocukluğumuzdan beri bu işi yapıyoruz. Gördüğünüz alanda rutubetli olduğu için ipliklerin ham maddesi pamuk geneli. Tekstil fabrikalarının artığından zaten biz köşker ipliği, tütün ipliği, hamak ipliği, çamaşır ipliği veya yorgan ipliği imal ediyoruz. Bu gördüğünüz alanda ortalama biz 200-250 kişiydik. Şimdi kaldık 20-25 kişi. Meslek el sanatı diye geçiyor ama artık eskisi gibi sanata önem veren kalmadı. Bu işte zaten bitmek üzere. Biz yapmasak da olur ama ayakta da durmaya çalışıyoruz. El sanatı olduğu için bizden sonra çırak da yetişmiyor. En son nesille biziz herhalde. Yaklaşık bu iş 100 yıllık. Savaş döneminde, Antep savaş döneminde bu iş yapılıyormuş. Değişen hiçbir şey yok. O zamandan bu zamana sadece ipliğin söküme dediğimiz, uzatma dediğimiz o şey değişmiş. Çıkırıklarımız aynı. İşimiz aynı. İnsanlar değişti işte. Zaten başka bir şey yok. Ve iş bitmek üzere. Biz şu an işte sipariş üzerine çalışıyoruz. Biz bundan 5 yıl, 10 yıl önce iplik yetiştiremezdik. Şu gördüğün alanda 17 tezgah çalışıyordu. Şimdi kaldık 4 tezgah. 17 tezgahtan 4. Antep genelinde yaklaşık 1000 kişi yapıyorduk. Şimdi hepimizi toplasan yaklaşık 40-50 kişi ya var ya yok. Yapıp gidiyoruz işte. Uğraşıyoruz. Bir ekmek parasını çıkarmaya çalışıyoruz. 40-50 kilometre yapıyorduk. Şimdi 20-25 kilometre yaparsak ancak o kadar. Gittikçe düşüyor mu? Evet evet, gittikçe evet. Düşüyor. Ya eskisi gibi rağbet yok, istek yok. Önce istek oluyordu. Dediğin gibi 40-50 kilometre yürüyebiliyorduk. Yani koş koş gel, yürü gel. Şimdi işin yarısını yapıyoruz. O dediğin sipariş yok. İşte bir istek üzerine olursa yapıyoruz. Yoksa yapmıyoruz bile. Savaştan sonra veya savaştan önce bu mağaradan taş kesmişler. Taş ocağıymış burası. İşte rutubetli olduğu için de bizim iplikçiler burada o zaman gelmişler, burada iplik yapmaya başlamışlar. O günden beri burada iplik yapılıyor yani. Başka yere... Benim canım, Mustafa abim yok mu? Hayır, Nasip abim yok mu orada? Kim? Nasip abim.
Bundan beri çalışıyorum ben. 50 sene oldu ya. Peki neler yapıyorsunuz burada? İplik büküyoruz. Köşker ipi, döşek ipi, ne? Tütün ipi, bu çeşitli şeyler yani. Lemli olduğu için yani, lem olduğu için. İplik yani şeyinden kaybetmiyor yani. Şimdi dışarıda olsa, açık yerde olsa kilosundan eksilir. İş şeyi yani kalitesi biraz şey oluyor. Başka yerlere yani bükülme falan değer oluyor. O yüzden iş azalıyor yani. Boştan!